Kapı kapı dolaşıp aç ve yoksul arayan Allah'ın Resulü Hazreti Eyüp ile oğulları, Allah'ın emanetlerini sahiplerine teslim ederler. Bensiye şehrindeki aç, çıplak ve çaresizlerin çaresi olurlar. Eyüp peygamber Allah'ın emirlerini yerine getirirken bir yandan da şeytanla mücadele eder. Selam ya ev halkı. Buyur otur baba. Yol yorgunusun. Babana bir tas ayran getir. Sonra da yemeğini hazırla, acıkmıştır. Acıktım ya hatun. Hazreti Eyüp'ün buğday tarlasını dolaşan şeytan, şeytani düşünceler içindedir. Hazreti Eyüp Allah'ın emanetlerini teslim etmek için develerle çölleri aşacak, yoksulları bulup buğday çuvallarını ve erzakları teslim edecek. Doğumla ölüm arası yaşamak senin de hakkın. Her canlı gibi senin de ömrünü Allah vermiştir. Vakti zamanı gelince sen de ölümü tadacaksın. Hadi bakalım. Rabbime emanet ol. Ben karnı doyurulacak, çıplakları giydirilecek, Allah'ına şükreden yoksul, kimsesiz öksüzler bulmaya, onlara yardım etmeye gidiyorum. Şeytan elçileri, danışmanlarım, neredesiniz? Hemen toplantı yerine gelin. Anlatın bakalım. Neler yaptınız? Eyüp'e inananları vazgeçirebildiniz mi? Çok zor ya büyük şeytan. Eyüp'e inananlar, onun Allah'ın Resulü olduğuna inananlar çığ gibi büyüyor. Kabile kabile, şehir şehir dolaşıyor. Fakir fukaraya yiyecek, giyecek dağıtıyor. Onları İslam dinine davet ediyor. Putlara, aya, güneşe tapanlar, ateşe tapanlar azalıyor. Ateş biz demek. Allah beni Ademoğlu gibi toprak ve sudan yaratmadı. Beni ateşten yarattı. Ateşten. Ben şeytanım. İblisim. Herkes bana inanmalı. Gidin her tarafa. Emredersin büyük şeytan efendimiz. Halk arasına nifak sokun. Emredersin ya büyük şeytan hazretleri. Eyüp peygamber değil, bir sahtekar. Sizi tarlalarında karın tokluğuna çalıştırıyor. Bütün servet, bütün zenginlik onun. Sizlerin neyi var deyin. Emredersin ya büyük şeytan hazretleri. Akıllarını karıştırın. Hadi gidin artık.
Ben emir vermedikçe simgemiz olan pelerini giymeyeceksiniz. İnsan kılığında dolaşacaksınız. Maşallah, maşallah. Besili hayvanlar bunlar. Sakın o sopayla hayvanlara vurmayasın. Bunlar bize Allah'ın emanetidir. Bir kısmı da yememiz için Rabbim tarafından bize verilen rızkımızdır. Bu hayvanlara gözün gibi bakacaksın. Aynı şehirde yaşıyoruz. Topraklarımız aynı. Ama verimi aynı değil. Bugün tarlaları dolaştım. Hayvan sürülerime baktım. Ekin yok denecek kadar az. Hayvanlarımız safi kemik. Bir dirhem et kalmamış sanki. İlahlarımızı kızdırdık. Eskisi gibi verim alamıyoruz. Böyle giderse kıtlık olacak. Hazreti Eyüp denen sahtekarın tarlaların hayvanlarını gördüm. Buğdaylar insan boyu yükselmiş. Hayvanlar semiz, kendilerini taşıyamıyorlar. Otlakları diz boyu, ot içinde, her taraf yemyeşil. Gürül gürül suları akıyor. Neden bizim tarafta hiçbiri yok? Aynı şehir, aynı toprak. Söylenenlere göre Eyüp tek tanrıya inanmış. Peygamber olarak görevlendirilmiş. Kavimi için lazım olan her şeyi ondan istemiş. Eyüp'ün Allah'ı da bol bol veriyor. Tanrılarımıza yüz çevirip Eyüp'ün tarafına geçenler ilahlarımızı kızdırdı. Artık bize hiçbir şey vermiyorlar. Eyüp'ün zenginliği herkesin başını döndürdü. İslam'a inananlar çığ gibi büyüyor. Bir çare düşün ya Abbas. Bir çaresi var ya Abbas. Nasıl? Nasıl bir çare ya yabancı? Bak anlatayım. Peki tamam. Hadi seni dinliyorum. Eyüp'ün ticaret kervanlarını soyacaksınız. Adamlarını kılıçtan geçirip öldüreceksiniz. Kim öldürecek? Benim bedevi eşkıyam mı var? Ben sana bulurum. Adam başı bir kese altın. Ne dersin? Tamam. Şimdilik 3 adam. Altın keselerini hazırla. Geliyorum. Neden miskin miskin oturuyorsunuz? Bu haliniz ne? Güneş bir yandan, açlık öte yandan. Günlerdir yollardayız. Karın doyuracak bir iş bulamadık. Yol kesin, kervan soyun. Bu halimizle mi? Ne varmış halinizde? Görüyorsun. Ben size iş buldum. Öyle değil mi? Kalkın. Sirkelenin şöyle. (Gülüyor)
Oldu bu iş. Gelin. Sana taze ayran yaptım ya Abbas, buyur. Sağ olasın Zehra Hatun. İtimiz bitti, bir koyun kesin de akşama kavurma yapalım. Ellerine sağlık. Hemen gidip sürüden besili bir ayran. Hemen seçelim. Gider sürüden besili bir koyun seçeriz efendim. Hadi gidin. Şeytanın bol olsun ya Abbas. Adamlar getirdim sana. Senin de şeytanın bol olsun yabancı. Dediğimi yaparım ben. Buyurun, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Buyurun, oturun. Şimdilik 3 adam getirdim. Bunlar her işini görür. Sıkışırsan yine yardım ederim. Altınlar hazır mı? Hazırdır. İkimiz de aynı adamı yok etmek istiyoruz. Sen de mi? Eyüp'ü tanrısından döndürmek istiyorsun. Ona öyle acılar vermeliyiz ki tanrısını inkar etsin. Bolluğu yokluğa dönüşsün. O zaman belki ilahlarımıza yüz çevirenler geri gelirler. İlahlarımız bizi affeder ve bolluğa kavuşuruz. Kavuşursunuz, kavuşursunuz. Ah dur, ismini bağışlamadın yabancı. İsmimi boş ver. Kimse sevmez beni zaten. İblisler geçerler. Hiç dostum yoktur. Şimdi bir tane oldu işte. Ne zaman istersen ara beni. Daha çok işim var. Dünyayı dolaşacağım. Ne yaptınız bakalım? En besili hayvanı seçtik. Bir aylık etimiz hazır. Yeni adamlarımız var. Ama ancak 10 gün yeter bize. Yine keseriz. Gidin kavurma yapın. Eyüp'ün sonu yakındır. Bizim tanrılarımızla alay etmenin ne demek olduğunu göstereceğim ona. Eşkıyaları Eyüp için tuttum. Bundan sonra bizimle kalacaklar. Nereye yerleştirmemizi istersiniz ya Abbas? Yukarıdaki boş evi temizletin. Oraya yerleşsinler. Tamam, ben kadınları gönderir temizletirim. Uzun yoldan geldiniz. Yol yorgunusunuzdur. 3 gün dinlenin iyicene. Sonra çok işimiz olacak. Ey tanrıların tanrısı. Abbas ve kavminin tanrısı. Senden isteğim Eyüp'ü yok et. Servetini, itibarını yok et. Artık bizi affet. Rızkımızı ver. Abbas eşkıyalar tuttu. Sana insanlarını geri getirecek. Affet bizi. Neler istedin tanrımızdan Hatun? Fazla yormasaydın ilahımızı.
Hazreti Eyüp'ü yok et. Bize de rahatlık, bolluk ver dedim. İyi, iyi. Görüyorsun. Ben de hatunumun istediklerini isteyecektim. Artık barışalım. Gücenme bize. Yarın senin çok işin olacak hatun. Köyleri dolaş. Kasabaya in. Eyüp'ün kavminin olduğu yere git. Neden? Ne işin var oralarda? Bizden gidenlerin eşleriyle konuş. Geri gelsinler. İlahlarımızı daha fazla kızdırmasınlar. Ya dönmezlerse? Eyüp'e inanmışlar bir kere. Kim benim lafımla geri döner ki? Dönmeyeni öldürürüm. Malını talan ederim. Çocuklarını öldürürüm. Onlara aynen böyle söyle. Güçlüyüm. Eşkıyalarım var. Eyüp'ü dize getireceğim. Geri dönmezseniz çok kötü şeyler olacak. Kocalarınızla konuşun. Siz gideli ilahlarımız küstü bize. Topraklarımız verimsiz, hayvanlarımız bakımsız kaldı. Bizim tarafta kıtlık başlayacak, bebeler ölecek. Biz İslam dinini kabul ettik. Hazreti Eyüp Allah tarafından görevlendirilen peygamberimizdir. Yapma Ayşe. Bir sürü tanrımız var. Onlar bizi daha iyi korur. Eyüp'ün tek tanrısı mı bizi koruyacak? Tövbe de ya kadın. Allah tektir. Eşi ve benzeri yoktur. Seni, beni, insan neslini, yeri, göğü, tüm kainatı, evreni o yarattı. Dağa taşa, uçan kuşa, okyanustaki balığa, her şeye, her şeye o can verdi. Hepimizin Allah'ı birdir ya kadın. Seninkisi de. Kendinizi aldatmayın. Allah'a şık koşmayın. İlahlarınız, tanrılarınız varmış. Canlıyken ağaç, kuruyunca yani ölünce odun parçası olan veya kaya parçası iken yonttuğunuz, şekil verdiğiniz, sonra tanrı diye ilahlaştırdığınız putlar yok edecek sizi. Allah birdir. Her yer, her zaman yanımızdadır. Allah'a inanıp kulluk edenler Allah'ı zikreder. Fakir ve öksüzlere sadaka verip onları sevindirenler, açları doyurup çıplakları giydirenler Allah'ın katında makbul olanlardan, cennetle müjdelenenlerdir. Daha fazla günaha girmeden gel sen de İslam dinine katıl. Hazreti Eyüp'ün peygamberliğini kabul et. Ne oldu hatun? Pek neşesiz döndün. Ya Abbas, düşündüğümüzden de kötü. Tek Allah'a inanmışlar. Eyüp'ü Allah'ın Resulü olarak kabul etmişler. Hiç kimseyi geri döndürmeye ikna edemedim. Eyüp'ün karısıyla kızı kendi Allah'larını anlatırken aklımı çelmeye çalıştılar. Güya bizi yaradan, rızkımızı veren, her şeyi bilen ve gören Allah, yalnız Eyüp'ün değil, bizim de Allah'ımızmış. İslam dinini yaymak için de İbrahim aleyhisselam soyundan gelme Hazreti Eyüp'ü peygamber olarak görevlendirmiş. Onun için her şeyi ona bol veriyor dediler. Beni kandırıp kendi dinlerine girmemi istediler. Durum böyle ya Abbas. Anlattıkların hiç hoş değil hatun. Sana bu kadar dil döktüklerine göre kimseyi geri döndüremeyiz. Başka çare bulmam gerek. Hazreti Eyüp'ün zenginliğini yok etmek için
şeytanca planlar yapan şeytan, peygamberin koyunları, keçileri ve sığırlarının otlaklarında dolaşır. Verimli buğday tarlalarını gezer. Cennetten kovulmasının intikamını Eyüp'ten almak ister. Eyüp'in zenginliği yok olursa Allah'a ibadetten vazgeçer, Allah'a isyan eder düşüncesindedir şeytan. Yorulmuşsun baba. Biraz istirahat et. Ben şimdi odunlarını kırarım. Allah senden razı olsun ya evlat. Allah razı olsun senden evlat. Şam ile Havran arası, Besni şehri ve köyleri dolaşır, yardıma muhtaç olanlara yardım ederim. Yoksa sen Hazreti Eyüp peygamber misin? Allah'ın Resulü, herkesin yardımına koşar. Sırtında erzak taşır, yoksul olanları doyurur. O mübarek zat sensin. Sensin ya Resul. Evet, Hazreti Eyüp peygamber, Allah'ın elçisi benim. Rabbim tarafından verilen görevleri yerine getiriyorum. Bir derdim, bir ihtiyacım varsa söyle, görevimi yapmış olayım. Allah razı olsun senden ey Allah'ın elçisi. Rabbime şükürler olsun. Her bir şeyim var. Sadece kocadım. Odun kırmakta zorlanıyorum, o kadar. Bundan sonra evinin odunu bana ait. Sen zahmet etme. Adamlarım evine kadar taşıyacaklar. Allah'a emanet ol. Yapacak çok işim var. Nasip olursa yine görüşürüz. Allah. Allah razı olsun senden. Bunca dolaştık. Erzak verecek bir yoksul bulamadık. Ayaklarıma kara sular indi. Yorgunluktan yürüyecek halim kalmadı. Bunları dağıtmadan geri götürürsek sevgili peygamberimiz bize kızacak. O elimizden geleni yaptığımızı biliyor. Şuraya bak, gelenleri görüyor musun? Sabahtan beri dolaşıyoruz. İhtiyacı olan bir yoksula rastlamadık. Biraz dinlenip şehrin öteki yakasını dolaşacağız. İnşallah verecek bir yer buluruz. Selam ya ev halkı. Selam ya Allah'ın Resulü, sevgili babam. Çocuklar daha gelmediler. Gelirler, yoksul arıyorlardır. Buğdayın kalmamış. Dur sana getireyim. Selam ya sevgili anneniz. Selam Eyüp'ün kızı Rahime Hatun. Selamlar üzerinize olsun Eyüp'ün sadık dostları. Merhaba sevgili annem. Merhaba kız kardeşim. Merhaba. Merhaba kardeşim Hanbel. Nasılsın Meryem'in oğlu Üzeyir? Susuzluktan içim yanıyor. Onun çaresi kolay. Biraz sabredin, size soğuk su doldurayım. Allah'ın peygamberi nerede? Muhakkak çalışıyordur bir yerde.
Ayağımıza kara su indi. Güneşin altında dolaşıp durdu. Ne zormuş yoksul bulmak. Neyse ki Allah'ın emanetlerini sahiplerine teslim ettik. Buyur. Aldığım göreve karşı sorumluyum. Üzerimdeki görev sona erince kavmimin yönetimi sizin olacak. Beni utandırmayacağınıza eminim. Onlar nedir? Arpa mı? Şehrin her tarafını taradık. Aç, yoksul bulamadık. Çalmadığımız kapı kalmadı efendimiz. Peygamber dostlarısınız. Daha çok arayın. Yoksul bulun. Eğer bu gece bir yerde aç, yoksul çocuk uyursa benim halim nice olur Allah katında. Allah'ın emanetlerini sahiplerine dağıtıp onları İslam dinine davet ediyoruz. Üzerimizdeki bu büyük görevi anlamaktan aciz değilsiniz. Çok kırıcı olmadı mı ya Eyüp Hazretleri? Biliyorum ya Rahime Hatun. Ama sen de beni anla. Hamdolsun şikayetçi değilim. Lakin yüküm ağır. Allah'ın emanetlerini sahiplerine teslim etmem lazım. Buyur ya yabancı. Sevgili Eyüp peygamberi görecektim. Buyur. Eyüp peygamber benim. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Duydum. Yalın ayaklıları giydirirsin. Açları doyurur, yoksul ve yetimleri sevindirirsin. Doğuda herkes sever seni. 3 çocuğum, 1 eşim var. Bu akşam yiyecek bir lokmaları yok. Affet beni. Çocuklarım her tarafa baktı. Seni bulamadı. Uzaktan mı geldin kardeşim? Yok. Evim buraya çok yakın. Komşu sayılırız. Bu şehirden misin? Bu şehirdenim ya. Gördünüz. Yoksul bulamamıştınız. Az kalsın bu gece 3 çocuk, 1 anne ve 1 baba aç yatacaktı. Ben bu vebalin altından nasıl kalkarım? Rahime. Buyur yâim. Bu aziz misafirimizin 3 küçük çocuğu var. Onları hoşnut edersen Allah hoşnut olur. Memnuniyetle. Hemen bir şeyler hazırlarım. Yelde. Buyur ya peygamber. Misafirlerimize bir torba buğday verin. Bizim çocuklar evlerine kadar götürsünler. Olur. Hemen hazırlarım ya Resul. Çuvalları bırak ben götüreyim. Hatalı olan benim. Ver. Ah, peki kardeşim.
Çocuklarınıza biraz yağ, biraz peynir hazırladım. Afiyetle yiyin. Sağ ol Rahime annemiz. Siz de sağ olun. Çocuklarınıza ve eşinize selamlarımı iletin. Al bunları. Çocukların için bir iş kur. Ticaretle uğraş. Allah kendisine ibadet edenler ile çok çalışanları sever. Zengine zenginlik verir. Fakir ve yoksulları arasın, bulsun, doyursun, giydirsin diye. Her şey Allah'ın. Biz ölüp gideceğiz. Dünya malı dünyada kalır. Allah'a şükret. İsmini her daim zikret. Eyvallah. Ne düşünüyorsun ya Abbas? Bir derdin mi var? Eyüp'ü yok etmeden içim rahat etmeyecek. Servetine servet katıyor her gün. Bir kısmını fakir fukaraya dağıtıp peygamberliğini kabul ettiriyor. Hadi sen git işine bak. Eyüp'ü alt etmek için şeytanla işbirliği yapmam lazım. Ettin bile ya Abbas. Ha? Ettin mi? Nasıl? Neredesin? Kimsin sen? Sen... Tanıdım seni. Adamları bana getiren yabancısın sen. O benim işte. Yani iblis dedikleri adam. Yani büyük şeytan. Korkma. Şeytan. Korkma ya Abbas. Dost musun, düşman mısın sen? Korkma ya Abbas. Ben her zaman yanındayım. Sana verdiğim üç adam... benim kötülük vasıflarımdan bir kısmını taşır. Onlara her zaman güvenebilirsin. Sen dost musun, düşman mısın sen? Düşman mısın yoksa? Söyle bana Şeytan Efendi Hazretleri, nesin sen? Söyle bana. Benim düşmanımın düşmanı olduğun için dostumsun ya Abbas. Eyüp peygamberle benim de görülecek bir hesabım var. Benden ne istiyorsun Şeytan Hazretleri? Şam'dan gelmekte olan Eyüp'ün kervanının yolunu kesin. Adamlarını öldürün. Bunu yapabilirsin. Sana verdiğim adamlara güven. Thank you.
beni dinleyin. İhtiyar bunaklar, putlarımızı terk edip Eyüp'ün tarafına geçtiniz. Tanrılarımızı kızdırdınız. Bilmez misiniz ki bunu yanınıza bırakmam. Size 3 gün süre. Herkes bir kese altınla dönecek. Reisimizi duydunuz. Canınız seven dediğini yapsın. Eyüp'ün peygamberliğini reddedin. Onun Allah'ını tanımayın. Eyüp bir sahtekar. Allah'ın Resulüyüm diye kandırmış hepimizi. Kölelik yaptırıyor size. Servetine servet katıyor. Var mı ondan daha zengini? Yok tabii. Çünkü hepinizi kandırmış. Vaaz tokluğuna çalıştırıyor. Eyüp peygamber falan değil, sahtekarın biri o. Fazla söze gerek yok. 3 güne kadar dönmeyen herkesi öldüreceğiz. Hadi gidelim. Gidelim. Dur. Evine kadar yardım edeyim. Yorgunsun. Sağ ol ya Allah'ın peygamberi. Evim işte şuracıkta. Bir şeye ihtiyacın var mı kardeşim? Varsa çekinme. Çocuklarımla gönderirim. Bilirim. Aç, çıplak, yoksul arar, karnını doyurur, onları giydirirsin. Allah'a şükür. Bir ihtiyacım olursa bildiririm. Bunların sahiplerini arayıp bulun. Allah'ın emaneti bir an evvel yerine varmalı. Varacaktır efendimiz. Çöllerde kabile kabile yoksul arayacağız. Biz ikimiz emanetleri yerine verdikten sonra Şam pazarına gidip sevgili annem ve kardeşlerimiz için giyim kuşam bezleri alacağız efendim. Hadi benim salih evlatlarım. Allah yardımcınız olsun. Tez zaman yoksul ve ihtiyaç sahiplerini bulup tez dönersiniz inşallah. Neler yaptınız? Halk arasına fitne sokasınız, Eyüp'ü kötüleyip gözden düşüresiniz diye 4 bir yana saldım sizi. Ama benim danışmanlarım gelmiş, Eyüp servetine servet katıyor. Ona inananlar çığ gibi büyüyor diyorsunuz. Bunu ben de biliyorum. Bu yüce makam Allah tarafından Eyüp'e verildi.
kendine bağlı olduğu için gökteki melekler Eyüp'ü yüceltirken yerdekiler neler yapmaz ki? Önce Eyüp'ün işini bitirmeli. Eyüp'ün gücü olduğuna inanıyor musun ya büyük şeytan? O gerçekten yüce biri. Sen gerçekten yüce olduğuna inanıyorsan onu nasıl yeneceğiz? Unutmayın ki herkesin zayıf bir tarafı vardır. Dünya zenginliklerinden başı döner. Bir gün yoksulları da unutur. Allah'a ibadetini. Benim ibadetim sadece Allah içindir. Beni yüce tahttan indiren o insan oldu. Eyüp oldu. Allah ona çok güveniyor. Ama şimdiye kadar tuzağa düşürdüğüm insanlar Allah'a yüz çevirdi. Ben kötülükler meleği, büyük şeytanım. Gidin. İnsanoğlunun olduğu her yere kötülük tohumları ekin. Eyüp'ün Allah'ını tanımasınlar ki Allah tarafından indirildiğim tahta geri dönün. Ne düşünürsün ya Allah'ın Resulü? Yoldan geldin, biraz dinlen. Çocukları düşünürüm. İnşallah yoksul, ihtiyaç sahibi kişiler bulmuşlardır. Onlar senin salih çocukların. Emanetleri yerine teslim etmeden dönmezler. İnşallah. Rahme, susadım kızım. Sağ olasın. Allah'ın yeryüzündeki en seçkin kuluna selam olsun. Yine o uğursuz ve eski tanıdık ses. Eski tanıdık demen mükemmel. Uğursuzluk sıfatı haksızlık oldu. Zira sana güzel haberlerim var. Getirdiğin haberler benim için güzel olmaz. Getirdiğim haber bu zamanın en iyi insanı için. Gaipler aleminin 4. mertebesinde melekler meclisinde Allah'ın en iyi kulu hakkında övgüler yapılıyor. Buraya onları söylemeye geldi. En iyi kim merak ediyorsun değil mi? Senin nazarında en iyi kimdir? Dinlemek için çok isteklisin değil mi? Dinlemek için çok isteklisin değil mi? Ben mi istekliyim? Senin sözlerini dinlemek istemiyorum. Beni dinlemek istemiyor musun? O seçilmiş bilge kişinin ismi Eyüp'tür. Eyüp peygamber. Meleklerin hep seni andıklarını bilmeni istedim. Rabbim beni benden daha iyi bilir. En günahkar benim. Muhteşem.
muhteşem bir tevazu. Sen kendini günahkar kabul ediyorsun. Ne çabuk pes ettin. Sen pes ettikten sonra ne konuşayım? Neyi pes ettim? Eğer doğruyu söyleyenlerden sen söyle. Pekala. Onlar Kur'an, Şam ve Besniye yöresinde Eyüp gibisi yok. Zamanın en önde gelenlerinden mazlumun yanında zalimin karşısında olduğunu söylemediler mi? Söylediler. Onlar sana ruh ve takvada en önde gelenlerden olduğumu da söylediler. Doğru. Yoksulları arar, bulur, onları doyurur dediler. Ayrıca bunları yaparken herkesi İslam dinine davet ediyor dediler. Hepsi bunlar mı? Evet, bunlar gibi. Daha bir sürü sevgi dolu sözler. Neden bunları bana anlatıyorsun? Sahip olduğun makamdan haberdar olasın diye. Hayır. Niyetin o değil. Ben seni iyi tanırım. Kovulmuş melun. Bilmeliydim. Rabbim, senin kuluna üstün gelemeyeceğimi bilmeliydim. Sen desiseden asla vazgeçmezsin, biliyorum. Yeter! Yeter! Ne oldu böyle? Eski tanıdık. Seni aciz görüyorum. Acizim. Evet, acizim. Hiç kimse beni senin kadar aciz bırakmadı. İtiraf ediyorum. Seni bu zillete duçar eden Allah. Allah! Neden böyle zikrettiğini biliyorum. Allah'a iman etmen sana verdiği zenginlikler içindir. Sen öyle olmasını istersin. Ama ben Allah için, Rabbim için zikrediyorum. Emirlerini yerine getirmeye gayret ediyorum. Defol buradan melun. Defol git. Yücelerin yücesi. Benim gibi bir fakirin ibadeti onun ne işine yarar ki? Selam ya hanım. Ben gidiyorum. Selametle git oğul. Sevgili peygamberimize hizmette kusur etme. Etmem anam. Allah'ın Resulünü babam gibi sayarım. Allah'a emanet olana. Sen de oğul. Ben gidiyorum. Meryem'in oğlu Üzeyr'e selam olsun. Sana da selam olsun ya Eyüp peygamberin kızı. Selam Meryem ana. Selam Rahme kızım. Her gün bana yardıma geliyorsun. Allah senden razı olsun. Cümlemizden razı olsun. Nasılsın bakayım Meryem ana? Rabbime şükürler olsun. Elim ayağım tutuyor. Bugünleri de gösterdi. Nasılsın hanım? Sağ ol. Rahime kızımız Meryem Hatun'un yardımına gitti mi? Gitti ya Resul. Meryem'in işlerini görmek hoşnut ediyor kızımızı. Biliyorum. Rahmenin yuva kurma zamanı geldi. Evlenmeli artık.
kime uygun görürsün ya peygamber? Tabii ki Meryem'in oğlu Üzeyr'e. İsabetli düşünürsün. Ben Allah'ın emanetlerini dağıtacağım. Şükürler olsun, bir kabileye rastladık. Emanetleri teslim edecek yoksul vardır burada. Eyüp'ün kızı Rahme ile Meryem'in oğlu Üzeyr evlenirler. Düğüne bütün İslam'a inananlar davet edilir. Koyunlar kesilir, kuzular çevrilir. Yalın ayak aç yoksullar bulunur. Giydirilir ve yedirilir. Düğün muhteşem geçer. Şeytan bu düğünü kıskanır, fitnelerini ortalığa salar. Ama bu düğünün yapılmasına mani olamaz. Aradan uzun yıllar geçer. Rahmenin çocukları olur. Eyüp her zamanki gibi Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışır. Şeytan Eyüp'le uğraşmasına devam eder. Asla pes etmez. Kendisini tahttan ettiğine inandığı Eyüp'ü Allah'a isyan ettirmeye çalışır. Ya Rabbim, yıllarca uğraştım Eyüp'le makamına geri dönebilmek için. Ne yaptımsa sana isyan ettiremedim. Ne istiyorsun? Beni sen ateşten yarattın. Bana izin ver, ona musallat olayım. Bak yolundan nasıl ayrılacaktır. Eyüp Allah'ına sadık bir kuldu. Dileğin kabul edildi. Eyüp'ün her şeyi senin elinde. Sadece Eyüp'ün kendisine el sür. Sağ ol Rabbim. Bu verdiğin izinle Eyüp'ü alt edebilirim. Onların onların silahı yok. Hepsini öldür. Koyun sürüsünü de götürün. Sizi beklettim. Beni bağışlayın. Bu testide biraz süt var. Bu paraları da kabul edin. Kendinize bir iş kurun, ticaretle uğraşın. Çocuklarınızın rızkını kazanın. Allah senden razı olsun ya Eyüp peygamber. Hudey! Buyur sevgili peygamberim. Bir çuval buğday getirin. Biraz yağ, biraz peynir koydum.
Afiyetle yesinler. Size minnettarız. Size zahmet verdik. Başka bir ihtiyacınız varsa söyleyin. Allah sizden, sevgili peygamberimizden razı olsun. Fazlasıyla verdiniz zaten. Allah sizleri korusun. Doğada bir yoksul aç görürseniz bize bildirin. Olur ya peygamber. Sizden iyi haberler bekliyorum. Mahvolduk, mahvolduk. Ey Allah'ın peygamberi, bütün dostlarımızı öldürdüler. Mallarımızı talan ettiler. Bütün dostlarımızı öldürdüler. Dur hele ya Üzeyir, bir soluklan. Hangi dostlar öldürüldü? Aman Allah'ım. Kim öldürebilirdi Rabbim izin vermeseydi? Haydutlar, Abbas Reis'in eşkıyaları. Öldürülenler kim Üzeyir? Kimin malları talan edildi? Peygamber Efendimiz'i. Çobanları kılıçtan geçirdiler. Bütün koyunlarımızı aldılar. Allah'ın lanetleri üzerine olsun. Mal Allah'ın, kul Allah'ın. Elbet vardır bir hikmeti. Rahime. Buyur ya peygamber. Çobanların ailelerine gidin Rahme ile. Onları teselli edin. Olur ya Resul. Biz de ölülerimizi gömelim. Adamlarımızı toparla. Ölü sayısı kadar mezar kazdır. Ben de diğer işlerle ilgileneceğim. Emredersin ya Resul. Çölde giden Eyyub'un kervanına Abbas'ın eşkıyaları saldırır. Adamlarını öldürür, mallarını talan ederler. Eliba yaralı olarak kurtulmayı başarır. Yardım edin, yardım edin, yardım et ya. Bu halin ne Eliba? Eliba yaralanmış sevgili babam. Öldürdüler hepsini. Hepsi atlıydı. Mallarımızı yağmalayıp din kardeşlerimizi öldürdüler. Allah bize kızdı. Lan mı yapıyor acaba? Hemen tedavisini yapın. Temiz bezle su getirin. Nedir bu başımıza gelenler ya Allah'ım peygamber? Son günlerde kara haber alır olduk. Haklısın Rahime Hatun. Rabbimizi ne yaptık da kızdırdık bilmiyorum. Böyle giderse ölülerimizi gömme vakti bulamayacağız. Dua edin de Allah bize sabır kapısını açsın. Ah!
Dua edin. Ya Resul, Allah bize kızdı. Ondan mı yapıyor acaba? Hayır hayır. Sabırlı olun. Bela ve felaket her zaman günahtan ötürü gönderilmez. Bunda bir hikmet vardır. İmtihan edileceğimiz zaman gelmiş olabilir. Ne imtihanı ya peygamber babam? Benden önceki peygamberlerin tabi tutulduğu imtihan. Ne yapmak gerek? Bir çaresi yok mu sevgili peygamber? Tek çaresi vardır, o da sabır. Parça parça her şeyimizi kaybediyoruz. Sabır ama nereye kadar ya Resul? Sonuna kadar. Sonuna kadar sabır sevgili damadım. Yine o melun tanıdık ses. Bütün kötülüklerin başı. Cennetten kovulmuş lanet. İstediğin kadar benimle uğraş. Sana yenilmeyeceğim. Yenileceksin Eyüp. Bu daha başlangıç. Sana öyle büyük kötülükler yapacağım ki. Allah'a isyan edecek. Doğduğuna bile pişman olacaksın. Ölen kocan iyi arkadaşımdı. Ölürken sizi bana emanet etmişti. Emanetlerine gözüm gibi baktım. 7 çocuğumuz vardı. Üzeyir'i kendi çocuklarım kadar sevdim. Onlar gibi Rabbine ve peygamberine inanan kişi olarak büyüdü. Sonra damadım oldu. Bunun gibi bir torun verdi bana. Nasılsın ya baba? Torunun seni üzmedi ya. Benim torunum dedesini üzmez. O bir tanedir, bir tane. Hadi gel, anneanneye gidiyoruz. Ben de gideyim. Yapılacak çok işim var. Sağ ol Meryem Hatun. Allah yardımcı olsun sevgili peygamberine selamet. Sağ ol Meryem Hatun. Hoşça kal. Bugüne kadarki baskınlarda hep başarılı çıktık. Eyüp'ün bir hayli hayvanını kaçırıp Şam'a götürüp sattık. Çobanlarını öldürdük. Oğullarına baskın verdik. Eli Bağ canını zor kurtardı. Hiçbir şey. Siz Eyüp'ün tabasına kötülük yapın. Ben gözyaşıyla beslenirim. Kötülük ruhumda vardır. Sana her işinde yardım edeceğim. Allah razı olsun peygamber ve eşinden. Oğlumla öksüz kalınca dünyam karardı sandım. Evimin temeliydi, çocuğumun babası. Kocamdan başka bize bakacak kimsemiz yoktu. Oğlumla yapayalnız kaldık. Sana zahmet oluyor sevgili anam. O nasıl söz oğul? Anneler çocuklarını doyurduğu için zahmete girmez. Bilirsin ben seni oğlum kadar severim. Her iki anneme de selam olsun. Sana da selam olsun Rahme kızım. Gel benim güzel kızım. Hoş geldin Rahmem. Bana selam yok mu peygamber kızı? Olmaz olur mu hiç? Meryem'in oğlu. Kalbimdeki bütün selamlar senin olsun. Bugün nasılsın bakalım Meryem Sen Ana? Sen gelirsin. Güzel kızım gelir de iyi olmam mı hiç? Evimin temeliydi. Çocuğumun babası.
Kocamdan başka bize bakacak hiç kimsemiz yoktu. Oğlumla yapayalnız kaldık. Neyle geçiniriz şimdi? Allah razı olsun sizden. Sevgili peygamber ve eşi, çocukları olmasaydı ne yapardık? Rabbim, sana şükürler olsun. Böyle kutsal bir aileye dünür ettiğin için. Üzüm bağımı yok ettiler. Zararımı isterim. Ne olmuş? Kökten koparmadılar ya. Derdiniz ne? Neden tartışıyorsunuz? Şikayetim odur ki komşum İdris'in keçileri benim bağa girdi. Ne mahsul ne de yaprak kalmamıştır. Sen adaletli peygambersin. Bağıma karşılık 50 keçi istiyorum. Doğru mu Sebe'nin söyledikleri ya İdris? Doğru ya Hazreti Eyüp. Yalnız 50 keçi çoktur. Adaletine sığınırım. 10 keçi vereceksin. Bağının onarımına da yardım edeceksin. Tamam mı? Tamam. Adaletinle bin yaşayıp hazretleri. Hadi birbirinize sarılarak hakkınızı helal edin. Perişan olduk. Her şeyimizi kaybettik. Nedir bu telaşın Üzeyir? Her şeyimizi kaybettik. Her şeyimizi kaybettik ne demek? Başımızda büyük bir felaket var efendimiz. Korkunç bir felaket. Bütün felaketlerin bir sebebi vardır. Buğday tarlalarımızın hepsi yandı. Bir tek başak kalmadı. Neden? Nasıl yandı? Bilmiyorum ya Resul. Bir ara gök gürledi. Şimşekler çaktı. Yıldırım düşmüş olmalı. Hayır da şer de Allah'ındır. Rabbim verdi, Rabbim aldı. Şükürler olsun sana Rabbim. Bizi aç koymayacak kadar cömertsin. Telaş edecek bir şey yok ya Üzeyir. Fakat bununla kalsa iyi babam. Koyun sürüleri, ineklerimiz. Ne oldu onlara? Hepsi telef oldu. Bir tanesi bile canlı kalmadı. Bu bir felaket ana. İsyankar olma Rahme kızım. Allah'ın verdiğinden, Allah'ın aldığından sual olunmaz. Bütün çobanlarımız, tarlada çalışan adamlarımızın hepsi yanarak öldü. Ya Rabbim, bu ne büyük imtihan. Bütün servetimi, sana kulluk eden dostlarımı elimden aldın. Sana isyan edemem, haşa. Sana şükretmekten başka bir şey gelmez elimden. Yine o melunun sesi. Neredesin cennetten kovulmuş lanet? Benimle uğraşarak Allah'a kendini affettiremezsin. Neler oluyor ey peygamber? Bu musibetler neden başımıza geldi? Rabbim öyle istedi Üzeyir. Sen şimdi git. Hudeye ötekilere haber ver. Buraya gelsinler. Ölülerimizi toplamaya çıkacağız. Olur. Peygamber çocuklarına haber verir. Sonra da medreseye uğrar torunlarınızı getiririm sevgili peygamberim.
Ya Rahime Hatun, Rabbim tarafından deneniyoruz. Aksi olsa bu kadar musibet üst üste gelmezdi. Haklısın Peygamber kocam. Bize düşen görev Rabbime şükretmek. Öyle değil mi? Başka çaresi yok sevgili hanım. Rabbime şükürler olsun ki ona kulluk etmek yetiyor bize. Aman Allah'ım. Hepsi ölmüş. Hepsi ölmüş. Peygamberin bütün çocukları ölmüş. Aman Allah'ım. Ben Resul'e bunları nasıl anlatırım? Neler oluyor? Yine ne oldu Üzeyir? Dilim varmıyor söylemeye ama bütün çocuklarınız öldü. Eyüp'ün ve Rahime'nin çocuklarının öldüğünü söylersin. Evet ya Resul, hepsi öldü. Hiç hayatta kalan yok. Keşke çocukları almaya gitmeseydim de olanları görmeseydim. Neyi görmeseydin Üzeyir? Çocuklarınız öldüler. Öldüler. Eyüp'ün ve Rahime'nin çocuklarının öldüğünü söylersin. Söyle, hangisi için ağlayayım? Söyle, hangisi için ağlayayım? Söyle, kime ağlayayım? Hepsine, kendi çocuğumuz adı. Söyle. Söyle çocuğumuza ne oldu? Medreseye çocukları almaya gitmişti. Birden şimşekler çakmaya başladı. Sonra hava karardı. Sanki gece olmuştu. Kulağıma buldu sesleri geliyordu. Olduğum yerde duvara yaslanıp kalmışım. Sadece bakabiliyordum. Onun dışında elimden hiçbir şey gelmiyordu. Çok korkmuştum. Bir şey yapmak istesem bile yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Yavrumuz da orada öldü. Ey toprak! Çocuklarımı benden almaya utanmadın mı? Ey gökyüzü sen! Çocuklarımı toprağa gömmeye utanmadın mı? Hanginize yanayım? Çoğunuz sırtımda yük taşımama razı olmayan sizler, belimi iki büklüm ettiniz. Azizlerim, bakın, gözlerim nasıl kan ağlıyor. Beni nasıl çökerttiğinizi görün. Biricik yavrularım toprağın altına girip babanızı yapayalnız bıraktınız. Bu acıya nasıl dayanırım? Nasıl? Ah. Allah sana sabırlar versin. Evlat acısına tahammül etmek zordur. Çok zor. Bir dağ olsa göçüp giderdim. 7 oğul ve 3 kız kaybetmeye hangi babanın yüreği dayanabilir? Ey gözlerimin nurları! Beni bırakıp toprağın altını seçtiniz. Benim umutlarım yok oldu. Keşke orada olsaydın da kemiklerin nasıl kırıldığını bir görseydin. Hayat bağlarının nasıl koptuğuna tanıklık etseydin. Allah'ım! Yan olsun seni unuttum. Af diliyorum. Benim senden başka yardımcı kimsem yok. Senden af diliyorum. O kimse, kimsesizlerin kimsesi olsaydı seni böyle ortada yalnız bırakmazdı. Ha? Huh?
Bana neler oldu öyle? Eğer sen Allah'a inananlardansa, niçin ondan yardım dilemedin? Burada ondan da bir yardım göremezsin. Senin yardımınla bugüne geldim. Bu son verdiğin felakete neden tahammül edemiyorum? Tahammül edemezsin. Uzak dur, melun. Edemezsin. Uzak dur. Edemezsin. Edemezsin. Çocuklarımın ölümünü hadise gibi gösterdin. Halbuki onların da sahibi sensin. Ben hata ettiğimi anlıyorum. Affet. Sen verdin, sen aldın. Verdiğin için, tekrar aldığın için, bana yönelen bütün felaketler için sana şükürler olsun ya Rabbim. Bu hatamdan dolayı sana tövbe ediyorum ya Rabbim. Tövbemi kabul buyur. Benimle senin aranda örtü olmasın. Beni sana ibadetten ayrı koyma.